Dostlar, Mısır'a gidiyoruz. Yanımızda yeni bir konuk oyuncumuz var. Kimsiniz efendim? Gürkan Üniversitesi'nin arkadaşıyım. Kimsin? Nasıl yani? İkra. Evet. Konuk oyuncumuz İkra ile beraber, bir de Serkan. Serkan'ı zaten İran videolarını izleyenler bilir. İkizim. Öyle yani. İran, evet, İran videolarını izleyin, zaten güzel bir macera oldu bizim için. İran'ı izlemeyin. Evet, şimdi Mısır zamanı. İkra, ben, Serkan, Mısır'a gideceğiz dostlar. Bakalım Mısır nasıl geçecek işte. Birazcık endişeliyiz bakalım bana ne olacak, ne bitecek diye. Bana kötü davrandığında burayı silme. Bana kötü davranıyor. Kötü davranmıyorum ya. Hayır, bana diyor ki zaten sorumluluğunu alıyorum. Yani ben tek gezmeye alışık olduğum için dostlar. Bir de yanımızda sorumluluk büyük yani şimdi. Böyle söyleyeyim. Öyle işte. Takipçilerin alıştığı tek gezinme de Serkan'la gezinme de erkekle geziyor ya. Bakalım bir kızla nasıl geziliyor yani. Bence çok zor olacak. Evet, ben de gerçekten ne olacağını çok merak ediyorum. İnşallah ölmem sağ salim Mısır'dan. Evet, bir kızla özellikle 3. Dünya Ülkesi'ne gitmek birazcık zorlayıcı bir bizim için challenge olacak. Evet. Bakalım başımıza neler gelecek, ne bitecek. Hep beraber görelim. Mısır yolculuğu başlıyor dostlar. Bakın bir bakayım. Gidiyoruz. Şöyle bir şeye veriyorlar, uçakta kağıt. Vize var, 25 dolar, kapıda vize. Şimdi onu alacağız. Bakalım. Dostlar, biz Mısır'a geldik, yerleştik. Şu an Hurghada'dayız. Bir tane böyle apart kiraladık. Burada kalıyoruz. Üçümüz. Size birazcık manzarayı göstereyim. Bu şekilde. Güzel bir ortamımız var şu an. Havuzumuz var, denizimiz var. Hepsini göstereceğim sizlere. Şimdi biz alışveriş yaptık. Totalde bir sürü şey aldık ve ne kadar tuttu? 650 Egypt pound tuttu. O da yaklaşık işte ne kadar yapıyor? Şuraya bir yere yazarım. Bir sürü şey aldık işte, yiyecek, içecek, temizlik şeyleri falan. Kişi başı aynen. 5 dolar yapıyor işte. Kişi başı 5 dolar yapıyor galiba. Para bozma işini de hemen söyleyeyim sizlere dostlar. Para şu şekilde bozun. Şimdi burada kur 1 dolar 31 Mısır parası. Ama o legaldeki para. Yani kara borsada normalde 49.50 ama 45'ten bozuyorlar. Biz hemen gittik, bir tane halıcıya gittik. Yani oradaki çoğu esnaf da bozuyormuş zaten. Buraya gelmeden önce de araştırmıştım, esnaflar kara borsa gibi bozuyor paranızı. İşte biz gittik bir tane halıcıya, bozduk 45'ten. Normalde 30-45'ten bozduk. 150 daha fazla yani paramız var şu anda. Bu şekilde siz de yani buraya gelince esnaflardan 45'ten bozabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Havalimanı çok azıcık bozun taksi için falan. Öyle. Alışveriş falan yaptık işte. Böyle bir yerde kalıyoruz. Buranın da 4 gecesini Hurghada'da 1300 yok 55 dolara kiraladık 4 gece. Öyle düşünün. Dostlar, şunu da söylemeden geçmeyeyim. Eğer buraya gelirseniz bence direkt havalimanından internet alın. Bizi 40 GB'ını 7 dolara aldık. Yani burada şehir merkezinde de 40 GB'ı 7,5 dolar falan. Hiç uğraşmayın şehir merkezinde almak için. Gelir gelmez internetiniz olsun. Havalimanından alabilirsiniz. Biz V diye bir şey var. Sistem var, onu kullanıyoruz şu an. Yani V diye bir hat var, onu kullanıyoruz. Manzaramız da bu şekilde dostlar. Çok güzel bir yerde kalıyoruz. İşte burada havuzu da var. Denizi de var. Yarın zaten hepsini size göstereceğim. Serkan, ne diyorsun? Ben aldım. Almadım havalimanından. Sim kart. Havalimanında pahalıdır. Mesela İran'da öyleydi. Havalimanında 7 dolardı. Şeyde merkezde 10 cent, 50 cent falandı sim kartı. Ama havalimanında almak daha mantıklıymış yani, değil mi? Güzel ben de. Ben de kazıklanmadım. Yani bazı yerler böyle ya, yapılar hep yapılıyor ama bırakılmış. Şimdi yani inşaat halinde. Burası muhtemelen işte otelmiş. Aynen, yeni yeni yapılıyor. Bir de yani kalacak yere dikkat edin dostlar. Tamam, mesela güzel bir yerde kalıyoruz da yani çok böyle temiz değil. Yani bu Mısır'da genel bir sorunmuş. Kaldığınız yerin yorumlarına falan çok dikkatli bakın. Bir de geliyorsanız kalabalık gelin, her şey daha fazla bölünüyor yani. Daha ucuza konaklama, gezme, taksi, öyle düşünün. Bu şekilde manzaraya karşı
Bırakıyorum burada videoyu. Bakalım bir daha ne zaman çalışır bilmem. Dostlar nereye geldik? Mekana. Çek ya. Yanımızda Enes de var. Hello. Cem'i çekersin. Cheers. Enes'le yeni tanıştık. İşte ATV turu ayarlamaya çalışıyoruz. O kişi gitmiş, biz de gelelim falan. Bakalım ATV turu olursa şöyle yapacağım. ATV turuna gideceğiz. Evet. ATV turundayız dostlar. Ne düşünüyorsun? Heyecanlıyım. Bizi gözlüğü satmaya çalışıyorum. Aynen. Ne diyor bu şey? Çölde Enes sürdüğün için girecek mi? Ne diyor? Çölde süreceğin için diyor. Dostlar ATV turundayız. Bakalım. Nasıl olacak? Meraklı bekliyoruz. Su getirmedik. Su niye getirmedik? İşte bakalım nasıl olacak ya. Heyecanlıyız ATV turu için. Otelde ne kadar verdik? 3 kişi 70 dolar verdik. 25 kilometre sürecekmişiz. Bayağı güzel olacak gibi bakalım. Heyecanlıyız. Ne düşünüyorsun? 1 euroya kadar düşürdüm ama yine de almak istemem. Ne düşünüyorsun? Bir yorumlarını alalım. Ne yorumlarını alalım? Çok beğendim ben. Bir yorumunu alalım. Çok beğendim. Neyi beğendin? Daha bilmedik ki oğlum. Ne bileyim, bilme bekliyorsun. Sen su getirdin mi? Evet, 1,5. Can we pay? Bakalım. Heyecanlıyız. Nasıl olacak? Okay, move now. Somebody need anything? Do you know CSGO? Let's go. Let's go. Taşların bandı da yeni. Oho. Okay, this our motor automatic. Okay? Here, just gas moving. Here, just move. Step by step, slowly. Gas, okay? And just brake. Behind and brake front, okay? Just brake last week and brake front. We make together. Together. Okay, together. Okay. And just all this automatic. He's move. Slowly, step by step, slowly, okay? All here, one line. One by one, 5-7 meters. Okay? Şey göremiyorum bu arada. Go brother, listen. Here. Again. Çöle geldik. Çöldeyiz baba. GoPro'nun haline bak. Oo, çok sardı ya. Şimdi bedevi çayı içeceğiz. Geldik. Bedevilerin olduğu bir yere. Çay. Okay. Biz nereye gideceğiz? Şuraya mı? Yani biz buraya gideceğiz. Zaten burada bir sinekli, sinekli bedevi. İlk an ne düşünüyorsun? ATV tutturuyordun. Çok iyiydi. Ama bir ara fark ettiniz mi sürekli böyle yapıyorum sürekli parmağımı falan. Kanka benim elime evet, baksana ya. Evet çünkü parmağım kopuyordu. Yok ben kapattım. Ne düşünüyorsun Enes? Thank you. Oo, bedevi çayı içeriz hocam. Kırına bakalım hemen. İzneyin bedevi yeteyim. Evet. Allah eyvallah. Oğlum güzel lan. Daha küçük versene. So good. Thank you. Şey diyor işte şat. Şat niyetine diyorsun. Oo, güzel. Şeye benziyor lan. Şu an nasıl bilmiyorum ama. Muhtemelen çok kötü. Bacağımı çizdim ya. İnşallah bir şey olmaz ama. Şimdi bir oturalım bak. Gerçekten bir dinleyelim değil mi ne varmış. Afiyet. Biz birazcık dinleniyoruz. Ortam bu şekil. Benim arkadaşlarım evlenen arkadaşlarım evlenmeye kalkıp keyif yaparken. Onu da
Çölün ortasındayız. ATV'le geldik. Bedevi çayımızı içtik değil mi? Aynen. Bedevi çayımızı içtik şimdi. Ama sen benim orada dediğimi çekmedin. Ne dedin? İşçilerim evli evlerinde kahve keyfisi yaparken ben çölde yapıyorum. Allah'ım ya. Şimdi deveye bineceğiz. Huhu. Devenin İngilizcesi neydi? Camel. Camel. Arapçası ne kanka? Bilmiyorum. Şey, camel. Ya. Camel vakti. Deve bindi. Develer o kadar büyük değilmiş lan. Kanka video çek. Normal kamerayla çek. Çekeceğim. Sit down here. Okay. Oğlum deve dibine kadar geldi. Deve var dibinde. Hadi al telefonunu al. Bir dakika. Al. Ay korktum ben. Korkma lan. Oho. Deve de güzelmiş ha. Ne diyorsun? Oğlum zevkli ha. Ne diyorsun? İntedi. Deve ki. Deve vakti. Ya çok da bir olay yok ya. Yavaş yavaş gidiyor işte. Güzel ama. Güzel. Uhu. Hadi ben de reels çekeyim. Oh. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Ne diyorsun? Bayağı iyi, başarılı. Seninki nasıl ya? Kötü mü? İyi. İyi. Saçların çok güzel oldu. Sağdan sonra çıkıyor kanka. Neden çıkacağız? Tepeye çıkıyoruz. Fotoğraf çekimi isterim şu an. Çıkamıyorum da. Şöyle bir yerde kalıyorduk. Şimdi denizimize gideceğiz. Bakalım nasıl bir şey. Ne düşünüyoruz? Bilmiyoruz. Aralık'ta denize giriyoruz değil mi? Evet. Aralık ayında denize giriyoruz. Bakalım. Çok aralık vermeyecek lazım. Yapma oğlum şunu ya. Abi çok garip ya. Aralık ayında denize gireceğiz yani. Cidden çok garip. Artık Hurgada macerası bitti. Şimdi nereye gidiyoruz? Kahire'ye. Otobüs ayarladık. Kişi başı 260 Mısır parası. Ne kadar olduğunu yazarım şuraya bir yere. İşte 7 saatlik bir otobüs yolculuğumuz var. Şimdi artık bulunduğumuz yerden çıkıyoruz. Kameranın da şurasını çatlattı mı, kırdı mı? Ne ATV'den düşmüştü. İnşallah çatlamamış, kırılmamıştır. Bakacağız.
Neyse, kaldığımız yer böyle bir yerdi. Şimdi buna ayrılıyoruz. Kahire yolculuğu başlasın. Dostlar, GoBus diye bir uygulama var. Şöyle göstereyim şuradan, GoBus. Telefonu da alabilirsiniz. Burada bayiler de çok fazla var, oradan da alabilirsin. Otobüs Mısır'ın çoğu yerine gidiyor. Yaklaşık bir bileti 260 pound'a aldık. 3 tane aldık, 780 pound verdik. Bayağı uygun yani. 7 saat yol gideceğiz Kahire'ye. Bu şekilde dostlar. Yani burada ulaşımı GoBus'tan yapabilirsiniz. Bir sürü firma var ama biz GoBus tercih ettik. Bakalım yani, deneyimlerimi size aktaracağım. Başka firmalarda binersek onları da söylerim bu şekilde. Otobüs istasyonunda bu şekilde yani, tuvaleti var, kantini var. Buradan bir şeyler alabilirsiniz.